Gerçeğin sesi. Hakikathaber.net. Hiçbir zaman merdeve namerde muhtaç eyleme. Sadece Gazze'de, Mescid-i Aksa'da dua edecek nesiller ihsanıyla evlerimizi, keselimizi, işimizi bereketli helalinden hayırlı rızıklar nasip eyle. Tüm geçmişlerimizin ruhları için, dediklerimizin vücutlarımıza şifa, afiyet olması için, Allah rızası için. Hocam buyurun. El-Fatiha. Değerli misafirler, namaz için Arnavutköy. Orada gideceğiz inşallah. Namazımızı orada kılacağız. Ötün lise inşallah. Yukarıda hep beraber yine olacağız. Görüşürüz. Ya bu kamerayı gözünü seveyim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili misafirler, değerli konuklar. Mevlana Camii Üniversite Komisyonu olarak düzenlemiş olduğumuz bu iftar programına katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Çok güzel. Ben Mevlana Camii İmam Hatip olarak İsmail Kurt ve Süleyman Hocam'la beraber inşallah sizlere bu akşam güzel bir programla inşallah programımız devam edecek. İlk önce sözlerimize inşallah Davut Hocam'ın Kur'an-ı Kerim eşliğinde programımız başlayacak. Ondan sonra Süleyman Hocam'ın sunumlarıyla ve daha sonra da yine çeşitli programlarla programımız devam edecek. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi sözlerin en güzeli olan Kur'an-ı Kerim ile inşallah programımıza başlıyoruz. Sultan Çevre Merkez Camii İmam Hatibi Davut Tunal Hocamıza mikrofonu bırakıyorum. Buyurun hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلام
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم الفاتحة Sultan Çiftliği Merkez Camii İmam Hatibi Davut Önal Hocamızdan Allah razı olsun. Efendimizin ifadesiyle dişleriniz ağırmasın buyurdu Peygamberimiz. Biz kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli ve değerli misafirler, Mevlana Camii İmam Hatibi İsmail Hocam çok güzel bir giriş yaptı. Şimdi Davut Hocam da inşallah açılış yapmış oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 11.30'da inşallah karaya yaklaşacağız nasipse inşallah. O köprüden geçerken hep beraber tekbir eşliğinde nasipse inşallah bir Allahu Ekber hep beraber söyleyeceğiz ve bu gökyüzüne ulaşacak Arş-ı Ala'ya. Bu arada çaylarımız gelecek inşallah. Belki yavaş yavaş olacak ama tatlılarımız gelecek, meyvelerimiz gelecek. Hem onları ikramlarken hem de programımızı dinlemiş olacaksınız. Programımız çok yoğun olacak inşallah. Ben şöyle özet olarak hem hoş geldiniz diyeceğim ama içinizden belki hocam beni de söyleyin. Kartı olan olur, ne bileyim bir iş yeri olan olursa hiç problem değil. Onları bana gönderirseniz ben ara ara zaman zaman söyleyeceğim. Kasıt olmadığını göreceksiniz inşallah. Sultan Çiftliği, özellikle Sultan Çiftliği diyoruz ama biz Sultan Çiftliği mahallesindeyiz ama Sultan Gazi'miz artık dillere destan oldu biliyorsunuz. Sultan Gazi ilçe müftümüzü ben hem bir selamlama, hoş geldiniz konuşması yapmak üzere huzurunuza alacağım ama ondan önce bir hoş geldiniz konuşmasıyla, daha doğrusu şöyle söylemlerle beraber şöyle bir başlamış yapalım. Saadet Partisi Sultan Gazi İlçe Başkanı Hüseyin Aydoğan hocam, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ayağa kalkarsak şöyle hocam görsünler. Sonra demesin ki dedikodu oluyor. AK Parti yine Sultan Gazi İlçe Başkanımız Ramazan Altan Bey, bir zahmet hocam. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Evet, Sultan Gazi İlçe Müftümüz Abdullah Yılmaz hocam, zaten buraya alacağım, onu göreceksiniz. Benim çok kıymetli ve değerli hocam. Efendim bu arada sponsorlar olarak da olsun bizi böyle onurlandıran, ben de dedim yanlış mı söyledim? İlçe başkanı dedim mi? Demek ki geleceğin başkanı, Allah razı olsun. Hadi kıymetini bilir Ramazan Bey. Ramazan Bey bizim için çok kıymetli ve değerli, o yüzden onun değeri ve kıymetini henüz daha ölçemedim. Sultan Gazi Belediyemize, var mı belediyeden çalışanlar? Evet, Mehmet Bey'e, Mehmet Başar Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Pardon, Cahit Altunay Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Zekeriya Bey bizlere yardımcı oldular inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Yeşilçam Kafe. Bu arada yine Sultanzade ve ismini söyleyemeyeceğim. Kart varsa onları ben alayım. Hoş geldin canım. Fazilet İş sağlığı ve güvenliği biraz sonra buraya alacağız. 3-4 dakikayı aşmama kaydıyla güvenliğinizi inşallah sigorta edeceğiz Allah nasip ederse. Medikont Hastanesi, evet ben acizane. Biliyorsunuz Avrupa'da papaz istiyorlar hastanede. Sultan Gazi'de de efendime söyleyeyim hoca istiyorlar. Resmi anlaşma yaptık. Medikont Hastanesi'nin şu anda resmi hocasıyım. Gerçekten. Bravo. Teşekkür ediyoruz. Tarihe geçtik. Şu ana kadar hiç çağırmadılar. Ama olsun. Sonuçta resmi hocam. Anlaşmayı attık, imza attık. Para da almıyorum Allah rızası için. Evet, Ali Öztürk Bey hocam, Medikont Hastanesi. Ben çağıracağım huzurlarınıza inşallah. Çok kısa olmak üzere. Hem tanımış olun. Yani hastanemize sahip çıkacağız hep beraber. Gerçekten çok kıymetli doktorlar var. Göreceksiniz. Bütün Cuma'da da benden ayrılmıyorlar. Nedense bilemiyorum.
Allah razı olsun. Evet. Şimdi efendim dilerseniz bunu ara ara söyleyeceğiz. Ben hemen çok kıymetli müftümüzden önce en önemli ses geliyor mu acaba? Allah razı olsun. Yine çağıracağım. Evrensel Hafızlar Derneği İstanbul Şube Başkanımız Mustafa Cumhur Hocam şöyle bir gösterirsek. Hafızların başı. Biraz sonra gelecek inşallah. Ses geliyor mu acaba? Geliyor. Ben kendi sesimi duyamıyorum. Bana bakmayın siz. Peki Allah razı olsun. Evet. Ben ilçe müftümüzü inşallah hem açılış bir hoş geldiniz yapmak üzere. Geçen hafta da Din Gölleri Derneği İstanbul Şubesi olarak hocamla yine beraber buradaydık. Kartlar şöyle gelmeye başladı. Kartlar gelirse efendim bunları söyleyeceğim inşallah. Hocam. Hocam sizi böyle bir selamlama. Mübarek yüzünüzü görsünler. Hocamı tanıyın. Hepiniz Sultan Gazi'desiniz hocam. Oturmayacağız hocam. Gelmiyor. Değerli kardeşlerim. Şu an tabii arkadaşlar oturuyor, ben oturmayacağım. Böyle ayakta tanıyın dedi bana nasılsa Süleyman Hoca. Evet, bu şu güzellik bize birlik beraberliğin ne kadar güzel olduğunun bir nişanesi, bir göstergesidir. Hakikaten Sultan Gazi ilçesi olarak burada, şurada bulunmaktan huzur duyuyorum. Çünkü aynı düşüncenin insanlarıyız. Aynı dünyayı, aynı ahirette paylaşmayı istiyoruz. Onun için hakikaten şu beraber bulunmamız bize bir huzur veriyor. Ben bu beraberliğin daha da ileri götürülmesi düşüncesindeyim. Nitekim tabi Sultan Gazi dini bakımdan Anadolu'yu aratmayan, Anadolu'nun birçok yerini aratmayan yerlerden bir tanesi. Dini hassasiyet olan bir yer. Biz bu noktada biraz daha örnek olabiliriz. Mesela şu bir örnekliktir bizim için. Dolayısıyla burada belki Ramazan'ı bahane ederek, iftarı bahane ederek burada bulunduk, şu an bulunuyoruz. İnşallah başka zamanlarda böyle yine bir böyle bir gezide olabilir yani. Bunlar belki şu şekilde gemilerle daha uzak yerlere ailecek de gidilebilir. Sabahtan akşama kadar bu arkadaşların yapacağı programlarla alakalıdır. Süleyman Hoca belki bu zamana kadar hatırlamadı bunu. Bundan sonra inşallah yapar. Ben burada bulunduğunuzdan ve beni de dinlediğinizden dolayı, bu programa katıldığınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten tanımadığımız arkadaşlarla tanıştık. İnşallah bundan sonra beraberiz. Belirli bir müddet beraberiz. Yani her şey geçicidir. Ben 30 sene önce de burada fakültedeyken İstanbul'daydım ama bir ayrıldık, taşraya gittik. Ondan sonra bir daha dönemedik. En son hayatımızın emeklilik sonuna doğru geldik. Hakikaten dedim ki geldiğim yer güzel bir yerde. Dini bakımdan o güzel derken çok fazla böyle maddi durumunu kastetmiyorum. Dini bakımdan güzel bir yerde. Dedim ki bu İstanbul'a gidiyoruz ama nasıl bir yerle karşılaşacağız? Ama ben güzel bir yerle karşılaştığımı burada rahatlıkla söylüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu veciz konuşmasından dolayı teşekkür müftümüze çok teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Evet efendim, ben şöyle İDDEF Genel Müdürü Kadir Turan hocam, bir ayağa kalkar mısın? İDDEF insana değer veren federasyonlar başkanı aynı zamanda. İDDEF'in sayesinde Allah razı olsun Güney Afrika yine Cumhuriyeti'ne gitmek nasip oldu. Orada medreseler açtılar. Bizzat gördüm, 9 saat uçakla gidiş, 9 saat otobüsle ve 9 saat geliş, ama buna rağmen samimiyetle ifade edeyim, hayatımızın en güzel anını yaşadık. Ben hem Kadir hocama ve şahsında İDDEF'e, insana değer veren federasyona çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun ve ekibine de. Sizi unutmadım, meraklanmayın. Efendim bu arada Vuslat Derneği de var, yardımlaşma açısından çok önemli. Onlar da, ekibi de burada. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yeşilçam Kafayı söylemiştim. Bu Sultanzade'yi söyledik. Evrensel Hafızlar Derneği Başkanı'nı ben Mustafa Cumhur Hocam buraya alayım. Özellikle yetimlerle alakalı çok güzel çalışmaları var. Çok kısa inşallah sizlerle böyle bilgi vermesini istiyorum efendim. Hafız deyip geçmeyeceğiz. Oraya alalım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Saygıdeğer müftüm, değerli misafirler, beyefendiler, hanımefendiler. Öncelikle olarak bu programı organize eden Mevlana Camii Süleyman Hocam ve ekibine teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı verdikleri için.
Evrensel Hafızlar Derneği 2006 yılında kurulmuş, Türkiye'deki 250 bin hafıza hitap eden, her ilde şubesi olan, binden fazla ilçede temsilciliği olan kurumsal bir hafız STK'sıdır. Bu anlamda kurumsal olan tek hafız STK'sıdır. Türkiye'de yurt dışındaki ihtiyaç sahibi insanlara, yetimlere destek veren maşallah birçok vakfımız ve derneğimiz var. Ama nedense İstanbul'daki resmi yatılı Kur'an kurslarında okuyan ihtiyaç sahibi, yetim olabilir, öksü olabilir, ihtiyaç sahibi olabilir hafızlara destek veren çok da fazla bir kuruluşumuz yok. Bu açığı gören Evrensel Hafızlar Derneğimiz, İstanbul İl Müftülüğümüz ile beraber resmi yatılı Kur'an kurslarında bulunan yetim ve öksüz hafızlara sponsor olmaktadır. Onların bütün ihtiyaçlarını temin etmektedir. Onlara burs vermektedir. Her türlü ihtiyaçlarını tepeden tırnağa karşılamaktadır. Bu anlamda bir yetim hafıza da ben baba olmak istiyorum. Benim de bir yetim hafızım olsun, bir yetim evladım olsun diyen varsa bu anlamda bizlerle irtibat kurabilirler. Ayrıca program sonunda bu hafız kardeşlerimize fitre olur, sadaka olur, zekat olur, bu anlamda destek vermek istiyorum diyen kardeşlerimiz varsa yardım zarflarımız var. Çıkarken bir adet alıp hafız kardeşlerimize destek verebilirlerse minnettar olurum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Allah'a emanet olun. Evet, Musa Hocam'dan Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim, Sultan Çiftliği, Sultan Gazi Sultan Çiftliği Spor Kulübü Başkanımız Osman Hocam, bir ayağa kalkar mısınız? Sayın Başkanıma ve ekibine teşekkür ediyoruz. Tabii Sultan Gazi Taraftarlar Derneği adına çok çiçek gibi bir çocuk, hemen delikanlı. Salih Bey. Evet Salih Bey'e de çok teşekkür ediyoruz yine ekibiyle. Aramızda. Bu arada basınımızın güzide evlatları Zekeriya Bey, bir zahmet kalkar mısın? Kalktı. Otur, Allah razı olsun. Çok kalktı. Diğer Zekeriya Bey de burada sağ tarafta. Hasan'dı değil mi hocam? Evet, Hasan Bey de Sultan Gazi'nin güzide hem gazetecileri hem de efendime söyleyeyim basınımızın güzideleri. Allah razı olsun. Evet efendim. Ara ara inşallah söyleyeceğim. Çok kartlar gelmeye başladı. Kuaförlerden Şenol Tekeli 10 kişiyle, Hasan hatta Mustafa 10 kişiyle, Hasan Bey evet yani artı efendim Cumhur Başak Kuyumcu oğlu Ramazan Bey geldiler. Bir de Nazar Kuyumcu Volkan kardeşim de burada. Ben yine ara ara kartları söyleyeceğim ama hemen hiç vakit kaybetmeden efendim yine aramızda fazilet, iş sağlığı ve güvenlik çok önemli. Mehmet Çelim kardeşini söyle, yine birkaç dakikalık bir zahmet sizi de buraya alalım. Ara ara böyle alacağız. Sürprizlerimiz var efendim, meraklanmayın. Muazzam sürprizlerimiz var değil mi? Daha başlamadık bile. Devam edelim, Allah razı olsun. Çok kıymetli hazırım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnsan hayatının yaklaşık 1/3 çalışma alanında geçiyor. 1/3 uyuyarak, 1/3 de dinlenerek geçiyor. Çalışma hayatı da gerçekten çok mühim. Orada sağlığın ve güvenliğin korunması gerekiyor. Bunun için 2012 yılında İş Sağlığı Güvenliği Kanunu çıkarılmıştı. Sen böyle topla getir. Bu kanuna istinaden iş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarıyla çalışma alanlarında sağlığın korunmasını ve güvenliğin sağlanmasını elde tutmaya çalışıyoruz. Tekstil Kent'te kurulu Fazilet İş Güvenliği firması olarak bu hizmeti de sunuyoruz. Kazanın büyüğü, ihmalin küçüğüyle başlar. O yüzden bu konuyu önemsememiz gerekiyor hakikaten iş hayatında. İş yerleri 3 kategoride ele alınıyor. Çok tehlikeli, az tehlikeli ve tehlikeli olarak. Az tehlikeli iş yerlerinde 50 kişinin altında iş güvenliği hizmetini işveren kendisi eğitim alarak üstlenebiliyor. Tehlikeli ve çok tehlikeli kısımlarda bir kişi bile sigortalı olsa iş yeri hekim ve iş güvenliği uzmanından hizmet almak gerekiyor. Kendimizi riske atmayalım. Önce iş güvenliği demeye devam edelim inşallah. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olunuz. Evet, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmetçilik kardeşim ezan okunuyor. Dilerseniz ezandan sonra devam edeceğiz efendim. Sultan Gazi Genç Fenerbahçe'leri kurmuşlar. Teşekkür ediyoruz. Ekibiyle gelmişler. Allah razı olsun. Celal Özcan dedik. Modern Tasarım Yapı Dekorasyon Metin Çeliker. Hoş geldiniz. Birlik Flex. Evet. Bahattin, Muhittin ve Mustafa Yüksel kardeşler. Evet. Uluslararası bizim medarı iftiharımız yani. Ayancık.
Şimdi Hafızoğulları'dan geldiler. Ona hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dürümcü Mehmet Usta ve ekibi burada. Evet, meşhur efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Star 61'i söyledik mi? Mustafa ekibine çok teşekkür ediyoruz. Orhan Eren, evet. Hisar sürücü kursu hemen 26'da. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tam köprünün, yani 3. Boğaz Köprüsü'nün hemen yanında. Sultan Gazi'de efendim. Ero Otomotiv ve ekibi, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle bakıyorum. Kartları okudum mu diye bakıyorum. Sonra dedikodu olur diye de çok endişe ediyorum. Esbay Gayrimenkul, Menkul Mürsel Yıldırım, hoş geldiniz. Özkan Yıldırım, teşekkür ediyoruz. Bizim mali müşavirler var, çok meşhur. Mehmet Çağdar ve ekibi, Özkan Şen, Özcan Şen ve ekibi, efendime söyleyeyim, Mürsel Altunay, bunlar gerçekten. Yine unutum varsa mutlaka söyleyin. Erhan Aktaş ve kardeşi Orhan Aktaş, Allah razı olsun. İsmail Bingöl de geldiler, teşrif ettiler. Kendilerine hoş geldin. Bunlar bizim mali müşavirlerimiz, efendime söyleyeyim. Ve hangi Aksoy'du? Bülent Aksoy. Evet, hoş geldiniz. Yeminli müşavirin tek olduğu yer. Evet, ben dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hastanemizin genel müdürü Ali Özkan, doğru söylüyorum değil mi hocam? Öztürk. Öztürk değişti mi? Öztürk. Ali Öztürk hocamız inşallah. Ben buraya çağırayım. Çünkü sabah ziyaret ettim ya, insan unutuyor. Kur'an nankördür diyor. Yani ben demiyorum. Allah razı olsun. Evet. Hastanemiz Medikol efendim, Medikal Park'ın olduğu yere açıldı. Ben de resmi hocası olduğunu söylüyorum. Ücretsiz, meraklanmayın. Her türlü indirim var. İndirim asla olmaz. Buyurun. Sayın Müftü, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri ve değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bu müstesna gecelerde, bu mübarek Ramazan ayında bizi bir araya getiren esprileriyle, soyadı kanunundan beri soyadımız Öztürk, sonradan değişmedi. Ben değiştirdim. Bir araya getiren başta Süleyman hocama ve diğer perde arkasındaki arkadaşlar hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bizim iş kolumuz sağlık ve işler iyi gitsin diye dua etmekte en zorlandığımız kollardan biri, mesleklerden biri. Allah'ım işimizi iyi yet desek insanlar hasta olacak. Biz diyoruz ki Allah'ım herkese sağlık versin, hasta olan bize gelsin. Biz de Allah vesile kılarsa elimizden geldiğince şifa verelim. Hepinize sağlıklı yaşamlar. Ziyareti de bekleriz ama sağlıkla ziyarete gelin. Hocamdan da uzak durun. O da sonuçta ölümde başımızda oluyor. Allah hepinize sağlıklı günler ve uzun ömürler nasip eylesin. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Mevlam utandırmasın. Evet. Prestij ayakkabı Zafer Arslan. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim şöyle ben bakıyorum. Unutun mutlaka vardır. Sizde kim var? Hangi dövizli? Sultan döviz. Osman Bey beni unuttu diyor. Dövizleri ben bozuyorum diyor. Allah razı olsun. Medine Hacılar Pazarı'ydı. Efendime söyleyeyim. Fatih ve Ömer kardeşim buralarda. Soylu kardeşler dekorasyon geldiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Evet. Yine ben devam edeceğim. Elif Mobilya burada. Elif Mobilya burada. Kenneti, Umut, Pırlanta, aman Allah'ım, Pırlanta götürdüler. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yine isimleri yazalım efendim, bunun ayıbı yok. Çok kıymetli ve değerli misafirler, tasavvuf musikisini dilerseniz hemen buraya alalım. Semazen ekibimiz hazırlanıyor. Onları da inşallah seyredeceğiz. Biz 30 saniye dönemezken, onlar yaklaşık inşallah şöyle 10-15 dakika bir sema gösterisi yapacaklar. Bu arada Şevket Bilgen ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Hem katılımından dolayı. Meyveler geliyor. Hem meyveleri, çaylarımızı içiyoruz. Hem de seyredeceğiz inşallah. Sedat ve Barış kardeşler burada efendim. Daha doğrusu Sedat kardeşim. Sizlere çok güzel bir stand-up gösterisi yapacak inşallah. Onu seyredeceğiz nasipse. Ve 11.30'da da karaya vurmuş olacağız. Bir aksilik olmazsa efendim. Bu arada Haşim Memiş Yaz Okulu özel gelinci kan okulu unutmayalım. Böyle kenarlara koyacak, alacağız. Çıkışta da kalemlerimiz hediye efendim. Evet, Şahin kardeşleri unutmayalım, Hasan Hüseyin'i bu arada inşallah. Ve aynı zamanda Kaso Mobilya, diğer Hasan'ı da unut, boşver demeyelim, onu da unutmayalım. Evet,
ben yazdım aslında. Çok teşekkür ediyorum. Evet efendim. Ünlü kanunumuzu buraya çağırıyoruz. Kanun ve defimizi buraya çağırıyoruz. Eyüp ve Muhammed. Hocam Sekip Bey, beraber yine söyleyeceğiz. İhtiyar olun unuttuk mu? İhtiyar olun inşaat. Genç ekibi şu anda burada. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Şemsettin Şahin ve ekibini yazdım ama sıra sıra söyleyeceğim. Allah razı olsun. Evet, Özcan Şen ve ekibi, çok kalabalık bir ekip de geldi ve oğlunu, Allah razı olsun. Evet, alkışlıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Gel gör beni, aşk neyledi, derde giriftar eyledi. Ben yürürem yani yani, aşk boyadı beni kane. Tatlılar geliyor, hep beraber yiyelim. Ne akilem ne divane. Gel gör beni, aşk neyledi, derde giriftar eyledi. Gah eserim yeller gibi, gah tuzlarım yollar gibi. Gah coşarım seller gibi. Gel gör beni, aşk neyledi, derde giriftar eyledi. Evet, kanun hükmünde kararname inşallah kabloyla beraber hazırlanıyor. Ekibimiz genç ve ama inşallah göreceksiniz, sahasında çok maharetli ve taharetli. Nasipse inşallah hep beraber onu nasipse dinleyeceğiz efendim. Bitmez sönmez sevgiler ver bize ya ilahi. Gönül gönül inciler ver bize ya ilahi. Benim senden umudum, ben seninle mesudum. Bir nur ki yudum yudum ver bize ya ilahi. Bu arada Sultan Gazi Anadolu Gençlik Derneği Başkanı ve ekibi de aramızda efendim. Kendileri de geldiğiniz safalar getirdiniz diyorum. Yine isimler geldikçe inşallah hem söyleyeceğiz. Ses. İnşallah bu arada hazırlarsa onları da buraya alalım. Yerleri hazır mı semazelim? Diğer taraf ve bu taraf. Gah eserim yeller gibi, gah tozarım yollar gibi, gah coşarım seller gibi. Gel gör beni, aşk neyledi, derde giriftar eyledi.
Evet efendim. Şimdi semazemiz Muhammed ve arkadaşı belki Musa mıydı? Evet, değişmediler. Hemen onları alalım efendim. Durmaz yanar vücudum Allah. Bizdir de mahrum. Eyleme Allah. Biz 30 saniye dönemezken en az 10 dakika sema gösterisi yapmak üzere çok kıymetli arkadaşlarımızı, evet, Sultan Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehmet Akif Ersoy kardeşlerimizi huzurunuza davet ediyoruz. Durmaz yanar vücudum Allah, bizdir de mahrum. Yer müsait değil mi? Diğer tarafta müsait yer var mı acaba? Bir tanesi semazemizi oraya gönderelim. Diğer tarafta? Var mı? Evet Musa, sen oraya alalım. Sen sığarsın inşallah. Evet efendim. Hem gemi dönecek hem bunlar dönecek. Göreceksiniz ki başları dönmeyecek. Evet efendim. Semazemize kuvvetli bir alkış yapalım. Elleriniz dert görmesin. Allah razı olsun. İkinci posta dinlensinler diye yaptık.
Efendim Mekke'den Medine'ye giderken Efendimiz'i karşılayan Medine Müslümanlar, ay doğdu üzerimize ve dağ tepelerinden şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Dal'al bedru aleyna min teniyatil veda ve cebe şükru aleyna meda'alillahi da. Ey bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin. Sen güneşsin, ama şu köprüye bir bakar mısınız? Sen aysın, sen nur üstüne nursun. Nerede ay? Sen Süreyya ışığısın. Ey sevgili, ey Resul. İftar vereceğiz. Tüm Sultan Gazi ve İstanbul olarak iftar ve sahur yapacağız orada. İkram yapacağız ve sabah döneceğiz. Evet efendim. Mehmet Şahdar Bey'i göremiyorum. Evet. Sevdim seni mabuduma. Canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana. Hayran diye sevdim. Biz ona uyacağız. Yok yok ayakta. Müzikli var. Sen sana göre çalacaklar. Evet efendim. Hocam ben sevdim seni mabuduma. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana, hayran. Oh,
derdi benim. Evet, alkış bekliyormuş meğersem. Allah razı olsun. Mehmet Çağlar Bey'e çok teşekkür ediyoruz efendim. Son besteyle bitirelim çünkü Sedat Bey çok heyecanlı ve ekibi. Ey aşık dildade, gel nuş edelim bade. Bir bade gerek ama içi de mebade. Ondan sonra kardeşimiz buraya alacak. Sedat'tan önce Sadık'ı çağır. Evet. Talimat. Ey aşık dildade, gel kardeşimizi buraya alalım. Ya da ben koyarım, tamam. Bak bak. 40 yaşınızın şiirini ve ardından. Evet, Sedat Kaya çok meşhur gerçekten. Çok meşhur. Onu alacağız gerçekten. Dillere destan. Evet, Fatma Saadet Paşa. Hoş geldin Fatma. Çok az bir ekibimiz var. Gel bakalım. Evet. İnançal bir dille, Allah Azze ve Celle, Ya Resulallah, Adem'e rahmet hayatın geçiyor kalbimizden, kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın, beni sağ yurdundasın, sana süten de olmadı kadınlar, bu yüzden dargın bulutlar. Bir damla yağmur indirmiyor, kıtlık hüküm sürüyor beni sağ yurdunda. Biricik bir bulut var gökyüzünde, sana aşık ayrılmıyor başucundan ve insanlar yağmur da altında. Hazreti Halim'e kucağını alıyor seni, yüzünde bir gölgelik seni güneşten korumak için. Oysa biricik bulut gökyüzünde, sana mefkul, sana kilitli ve doğadan rahibin kucuğundasın. Dünyalar senin gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı dolduruyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut itişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı altı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geniş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında Aziz Annen ve Ümmü Eymen. Geçimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda evvel öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz gidiyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah. Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne değildi, sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Evva'ya. Kaç gece anne diye hıçkırdın. Efendim, senin yerini de anne dedik annemize, senin yerini de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Şefkat değiyor kokun,
güvenmiyor sesin. Sen bu anda dinemişsin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel de gitme yar. İnişler çalıyor kapısını görelim. Hadi gel de gitme yar. Sinisi çatlayacak ve sür bekleyenlerim. Hadi gel de gitme yar. Buradayım davet. Yürekten alkışlıyoruz Fatma Saadet Paşa'ya. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle babasına çok zorladığı için bizi. Ama gerçekten Fatma Saadet hak ediyor. Ona alkış, babasına değil. Evet efendim, hiç vakit kaybetmiyoruz. Zamanımız oldukça ileri ve heyecanlı geçiyor. Beklenen an geldi efendim. Ünlü stand-upçı. Onu meşhur yapan şu anda burada karşınızda benim. Ama buna rağmen kendini aştı efendim. Beni de aştı. Evet, ünlü uluslararası. Bu arada Can Bir Dağ Bekim'e teşekkür ediyoruz. Evet efendim, alkışlarınızla Barış ve Sedat. Aman hocam. Alttan mı verelim ya? Alttan verelim. Alttan verelim. Barış göster kendini. O fıkrayı anlatma. Fıkrayı anlatır. Anlatma. Hepinize hayırlı akşamlar. Hoca deme yani. Şu, hani, o ters anlat. Hocayı iyi yönünü anlat. Sedat Bey birazdan aramızda olacak. Ben yine geçen hafta anlattığım fıkrayı yine anlatacağım. Süleyman Hoca çok ısrar etti. Bir gün papaz ama berbere gidecek. Ters yapıyorum. Hocayı iyi anladın. Ama hocam böyle daha zevkli. Yok zevkli. Çok tepki aldı lan geçen. Papaz berbere gidiyor ve diyor ki param yok. Beni tıraş eder misin? Berber de diyor ki sen diyor Hristiyanların dinin ilerisin. Senden para almam. Tabii ki de ederim. Tıraşını yapıyor. Ertesi gün oluyor. Berber dükkana bir gidiyor. Dükkanın önünde bir tane büyük altın. Üstünde de not. Dün beni tıraş ettin. Ben papaz efendi teşekkür ederim. Aradan birkaç gün geçiyor. Bir tane rahip geliyor. Diyor ki param yok. Beni tıraş eder misin? Tabii ki de ederim diyor. Sen dini bir kişiliksin. Onu tıraş ediyor. Ertesi gün bir geliyor bakıyor dükkanın önünde altın. Rahip not bırakmış. İşte teşekkür ederim beni tıraş ettiğin için. Aradan birkaç gün daha geçiyor. İmam efendi geliyor. Beni diyor tıraş eder misin? Berber diyor ki sen diyor Müslümanların dini kişiliğisin. Tabii ki de ederim diyor. Buyur diyor. Tıraşını yapıyor. Ondan sonra aradan birkaç gün geçiyor, berber dükkanın önüne geliyor yine. Bir bakıyor ki 50 tane imam sıraya girmiş. Madem bedava, biz de tıraş olalım diyorlar. Evet. Namur, bunun bedelini ödeyeceksin. Bu akşam bir farklılık yapacağız. Ben karışmayacağım. Yaklaşık 10-15 dakika Sedat Bey sahnede olacak. Büyük alkışlarınızla ve müzikle Sedat Kaya'yı sahneye davet ediyorum. İlerle. Hocam ekoyu kısalım mı? Ya da böyle iyi mi? İyi. Bu kablo bu kadar mı uzanıyor? Biraz daha git. Çek. Ya ben bu alkışa kimseye bir şey anlatmam. Kusura bakmayın. Lütfen. Bakın. Git biraz daha git. Bodrum'daki gösteriyi bırakıp buraya geldim. Süleyman hocam emretti mi bizde iş biter. Bura apartman. Hocam yapma. Ben gözümü takabiliyor muyum? Flaşlar çok rahatsız ediyor. Öncelikle hepinize sevgiler, saygılar. Hayırlı Ramazan'dan, hayırlı iftarlar. Ben Sedat Kaya. Müsait bir yerde görecek var adlı stand-up programıyla tanıdınız beni. İstanbul'da 8 gösteri, 2 tane de İstanbul dışında yaptık. Hocam sağ olsun bizleri bugün buraya uygun gördü. Tabii ki stand-up deyince argo, sokak jargonu, kahve ağzı dediğimiz hoş olmayan cümleler, kelimeler oluyor ama biz tabii ki bugün burada buna dikkat edeceğiz. Edep, adab, sözü geçinden geçirip esprileri o şekilde anlatmaya çalışacağım. Naçizane. Şimdiden ikili sen edersem hepinizin hoşgörüsüne sığınıyorum. Affola diyorum ve bir moral alkışıyla başlıyorum. Bu değil ama tabii. Bu değil. Ben yapıyorsun. Moral alkışı deyince onu da yanındakine soran var. Zevci abi bu moral dediğin normal şey yapıyoruz değil mi? Ben normal alkış ne işte lan? Şimdi benim Süleyman hocamla beraber bir anım var. Çok mu eko var ya? Hocam ne yapıyorsun? Tövbe estağfurullah. Hoca da oralar. Süleyman Hoca beni yaktı ya. Ya ben Süleyman Hoca ile beraber Özel Efendi'de çalışıyorum. 2-3 sene, belki 4-5 sene falan olmuşum. Tam olarak tarihi hatırlayamıyorum. Cumartesi günü kapatmalar açarken bir program yapıyoruz. Bir saatlik bir program. Böyle küçük hediye çekleri veriyoruz. 20 liralık, 30 liralık kıyafet çekiyoruz. Küçük çocuklar arıyor, sure okuyorlar, dua okuyorlar. Biz onlara hediye çeki veriyoruz. Benim mahallem bir arkadaşım bunu duymuş dedi ki dedim oğlum sana elden vermem etik olmaz. Her şeyden önce kul hakkı. Sen dedim yarın
yayını ara, canlı yayında. Ben dedim sana veririm. Ama düşünemiyorum ki dedi. O zaman dedim şöyle bir güzellik yaparım sana. Canlı telefon bağlantını almadan önce ben özelden seni ararım. Şimdi derim. Ararsın dedim. Böyle bir bu işi oradan kaldırmış oluruz dedim. Mantıklı dedi. Hocamla beraber yayında üç önce mesaj attım. Şimdi arayabilirsin diye. Hocam yayını bana bıraktı. 103.2 Özel efendim. Canlı yayın telefon numaralarını dedim. Ben başlıyoruz falan. Telefon açtı. Yalnız çocuğa bir akşam öncesinde şunu dedim. Bak sen beni tanımıyorsun. Sen bir dinleyensin. Ben radyocuyum. Aramızdaki samimiyet bu. Tamam mı? Tamam. Aradım. Alo. Alo. Alo evimler. Alo. Dedim beyefendi şu anda 103.2 Özel efendim canlı yayınız. Buyurun. Lan mahalleden mal. Dedim ki beyefendi bakın. Şu an canlı yayındayız. Oğlum o çekiver deliririm seni diyor. Yani böyle, tabii ki kovuldum. Süleyman Hocam da hala da alacağım var. Sonra başka radyoya gittim. Aslında başka radyoya gitmem hikayesi de şöyle oldu. Bir gün bir yerde şiir okuyorum. Dediler ki sesin çok güzel. Bizim radyoda çalışmak ister misin? Ya dedim hayalim bu. Ne demek ister misin? Pazartesi günü gel görüşelim dediler. Ben böyle nasıl bir yer bekliyorum biliyor musunuz? Koca plaza. Gideceğim böyle güvenlikler, üçlü mülakatlar, İngilizcem var mı? Background, referans, işte üniversite mezunu musun? Nereden mezun? Soracaklar zannediyorum. Ve gittim bir pasaj. Alt taraf kebap salonu. Tabii üst taraf ehliyet, ortada biz. Bir kişi var radyoda. Hani en çok dinlenen radyo diye sloganı var ya, en çok dinlenen radyoyum şu meğer. Sürekli boş, bana yayın verdiler hafta içi 4 saat. Dedim ulan bu şansa bak hani ilk görüşmede. Geldiler ve 4 saat. Yayına çıktım, konuşuyorum. Yayın bitti. Dedim ki bu cihaz ne işe yarıyor? Dedi ki o seni kaç kişinin dinlediğini gösteriyor. Lan dedim radyo küçük ama teknoloji büyük. Bir görebilir miyiz dedim. Girdi tık 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 baktı. Bir kişi. Moralim bozuldu, eve gidiyorum. Bir yandan da moralimi bozmuyorum. Hani diyorum bugün 1 olur, yarın 10 olur, 50 olur, 100 olur. Eve bir gittim, radyo açık. Bir yandan üzülüyorum ama bir yandan da şu yönden seviniyorum. Ulan diyorum ne varsa yine annemde var. Hani vefakar annem. Hani annem var o benim. Annemle göz göze geldik. Bakın tepki şu. Şunu kapatamadık, kapat! Sigortayı indirdik konuşuyorsun. Babanla her şey peşin çekti konuşuyorsun. Biz Kastamonu'yuz bu arada, şive bu yüzde. Bizim şiveyle alakalı ben şunu söylemek istiyorum. Hocam bu eko çok fazla ya. Bak iki lira aynı şey yapıyorsunuz bana. Para vermiyorsunuz diye ezmeyin beni. Neyse. Biz Kastamonu'yuz. Seha. Biz Kastamonu'yuz. Biz Kastamonu. Ne oldu lan bana da böyle? Efendim öncelikle Allah-u Teala'nın değil mi yavrum? Aa. Lan ne yapayım? Taklit yok. Taklit yok. Taklit yok. Şimdi bir tane reklam var, deterjan reklamı. Omo bilirsiniz, kirlenmek güzeldir. Slogan bu. 5 yaşındaki çocuk kispuru gibi giydiriyorlar bunu. Beyaz ayakkabı, beyaz çorap, şort, tişört, bembeyaz. Çocuk dışarıya çıkıyor, 10 dakika sonra bir geliyor çamur içinde. Bak annesindeki tepki şu. Can ne yaptın? Neyse, Omo kirlenmek güzeldir. Hadi lan oradan. Koy oraya benim annemi. Canın... Annem olacak reklamda tepki şu. Lan 5 dakika önce giydirmedin mi lan? Kapıda çıkar. Kapıda çıkar eve girme. Gazete seyircim basa basa banyoya geç. Allah akıl dağıtırken ne arayın siz tipe bak. Anne omonu Allah belasını versin. Baban 1 milyar maaş alıyor. Zor geçiniyoruz biz. Kaba bu. Bir tane daha reklam var. Ariel değil mi? Çıkıyor böyle kadın. Manken gibi. Kahve lekesi, çimen lekesi, vişne lekesi. Ariel. Bunu Azerbaycan TV'de izledim ben. Ya para bulamamış prodüksiyon, 65 yaşında teyze oynuyor. Az tutar mısın şunu? Bak tepkişi kadınlar çıkıyor böyle arkadan. Kahvem lekesi. Uy çıkmırdı. Vişnem lekesi. Yuşurum yuşurum çıkmırdı. Uy başıma gelen dedim. Ariel'le tavşırmışım. Eskisinden gene olar. Gerçi bu da olmamış ama kafa bu. Evet ne diyorduk? Sistem teknoloji diyorduk. Bak ben askere gittim. Bunu askerde yaşadım ben. Abi ben ilk girdiğimde içeriye dedim ki burası Türk Silahlı Kuvvetleri mi, Çin Halk Cumhuriyeti falan mı? Niye diyeceksiniz Türkçe konuşan komutan yok. Hiçbir şey anlamıyorum. Hareket bu. Dikkat! Ne oluyor lan? Ben Manisa Kırıkağaç'tan Kars'a gittim. Benim CV'de DJ yazıyor. Sonra da radyocuyum diyorum. Kars'ta ilk nöbetime çıktım. Adam geldi bir tane. Dedi ki askerler selamun aleyküm aleyküm selam nereden geliyorsun İstanbul ne iş yapıyorsun dedi radyocuyum dedim eyvallah dedi. Adama bak lan dedim anladı. Hani bizim buradaki arkadaşlar anlasan anlamıyor. 10 dakika sonra geldi 3 tane bozuk radyo getirmiş. Şunlara bakıver diyor. Evet teknolojinin hastaneler az önce hangi hastanenin
Ali Bey miydi, Ali Öztürk müydü? Abi hastanelerde şuna ben hastayım. Koskoca hastane, teknoloji tavan yapmış hani. O moddalar, o kapıda girişteki genelde onlar böyle tribal kızlar oluyor böyle. Neyiniz var? Lan neyim olduğunu bilsem sana gelmem herhalde değil mi? Bir sen nerede girdin bir hastaneye? Neyim var dedim, arabam var, evim var. Çok komik. Ya Filip, geberiyorum, safra kesem. Yani kanlar içindeyim, ağrının içindeyim. Bana espri yapıyor gerizekalı. Dedim ki benim film çektirmem lazım. Önce oyunculuk eğitimi almam lazım. Ben dedim şuna. İki tane koyacağım yukarı, acil alacaklar. Devam edeyim mi? Alkış gelirse ederim. Mesela hastaneyle alakalı başka bir olayım daha var. Benim babam çapada yatıyor. Babam galoş istedi. Galoş bulun bana dedi. Şimdi benim baba istedim onu bulacaksın. Yani lüksün yok. Bulamadım falan yok. Abim ben bir arkadaşım. Abi eczaneye git yok. Kantine git yok. Bakkal çakkal market yok abi galoş. Ulan dedim ben çapaya arkadan girerken bir binada görmüştüm. İki tane kutu temiz galoş, kirli galoş yan yana. Oradan dedim çalalım anasını satayım. Gittik üçümüz sırayla, abim aldı elini, daldırdı galoşun içine, montun içine koydu, devam etti. Arkadaşım daldırdı, montun içine koydu, devam etti. Yine tutman gerekecek. İşte headset olmadığı için. Ben elimi daldırdım, kapı açıldı. Dedim, ne yiyor muyuz? Giydim. İçeri mi gireceksin dedi. İçeri gireceğim dedim. Bir girdim, morg. Neyin oluyor dedi, amcam dedim. Görmek ister misin dedi, bir göreyim dedim. Abi çekmeceyi bir açtı kadın. Adam bana bakıyor, ben adama bakıyorum. Dedim amcam son zamanlarda özeniyordu. Ya bir de bitireyim hocam. Köprüden geçiyoruz. Köprüden geçmeden önce son şeyini şey yapalım. Hocam ne olsun? Evet. Köprüden önceyse ben artık. Arkadaşlar atmayalım, kal dur. Ben devam edeyim mi? Şimdi köprüden geçeceğiz. Ben tekbir diye bağıracağım. Bütün çoluk çocuk hep beraber Allahu Ekber diye bağıracağız. Bir de kızları, kız kral kursunu aynen böyle getirmişim. Kızlar böyle yapıyor. Tekbir diyorum. Allahu Ekber. Erkek gibi bağıracağız. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Evet, hep beraber. Sıkı nefes almayın. Hadi. Tekbir! Burada oturmazsınız artık. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Ben bitireyim hocam o zaman. Ya taklit isteyen var orada, bir grup var. Peşin verdik, taklit mi? Evet, şimdi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yanımızda neler söyleyecek bakalım. Aziz Yıldırım mı? Aziz Yıldırım mı? Seçin iki tane çabuk. Aziz Yıldırım. Şimdi bak, bu Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım. Bak bu yatta iftar var dedi, geldik ben bu tatlı yemedim. Bak kahpuz yemedim, bak bu lavato kahvosunu ben aldım. Şimdi olamaz. Buradan Sağlık Çiçeği sesleniyor, Osman Büyükköz, Mehmet Çavdar, Özkan Şen, Süleyman Öcalan, bak bu olmaz. Yarın kulübe gelin, yoksa tahkime gidelim. Teşekkürler. Son olarak da milli takımlar teknik direktörü Fatih Terim'e soruyoruz. Hocam, iyi futbolcuyu nasıl anlarsınız? Şimdi bunu her hoca farklı değerlendirebilir. Ben isminden anlarım. Hocam nasıl isminden anlarsınız ya? İsminin isminin son harfi O ile biten her futbolcu kaliteli futbolcudur. Mesela hocam? Mesela bakın Eto, Deco, Gattuso, Çevşenko, Pirlo, Romario, Ronaldo, Robinho. Ama bizim Türkiye'de Hasan Şaş, İbrahim Kaş, adama derler ki yavaş yerler yaş. Evet, son. İtalyan atasözü mü hocam? İtalyanların bir atasözü vardır. Sacocoro, Percuso, Soclamento, Del Piero, Da Cimento. Ne diyor burada biliyor musunuz? Ne kadar dönersen dön, kıçın yine arkadadır, yapacak bir şey yok diyor. Erman Toroğlu geldi bir tane, tamam hadi onu da yapayım, bitiriyorum. Cümle cümle şans abi. Pozisyon belli arkadaş. Buradan şunu söylemek istiyorum. Ben müsait bir yerde Gülecek Var olarak stand-up show yapıyorum. Sultan Gazi'de oturuyorum. Biletliğimi biletikse vermiyorum çünkü background'ım, referansım, geçmişim, adım işte çok daha ünlenemedik. Emin ve sık iyi adımlarla gidiyoruz. Bazı abilerimizin kapısını çalıyorum, yardım istiyorum. Biletleri elden sattığım için. Gerçeğin sesi. Hakikathaber.net